günlerden cumartesi. Bir diğer anlamıyla sokak röportajı günü. Bugün halkımıza sorduğumuz seçimlerde hangi partiyi daha çok şansı görüyorsunuz sorusuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. CHP'de bayağı bir yükseliş yaptı bence. MHP'nin de yükseliş yapacağını düşünüyorum. Yani görüşlerim böyle. AK Parti kazanacak ama AK Parti'nin oyları düşecek diye düşünüyorum ben. Sebep olarak yani ekonominin kötüye gitmesi, doların yükselmesi, iş yerlerinin iflas etmesi. Yani bunları sebep olarak gösterebiliriz. Televizyon ve gazetelerin açıkladığı oy oranları var. Şu anda AK Parti yine birinci durumda zannedersem. Yine bir koalisyon gözüküyor yalnız. Diğer partilerin verdiği ne bileyim artık bazı şey vaatler, emekliye ve nedelde asgari ücretle verilen vaatler oy oranlarını değiştirebilir. Hangi partiyi önde görmek değil de son dönemde yani şimdi parti ismi vermeden de konuşayım da iktidardaki parti diye söyleyeyim. Onun bir oy kaybı gerçekten çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemdeki baskıdan dolayı Cumhurbaşkanı'nın biraz daha işe el atmasından dolayı yani o partinin oy kaybedeceğini düşünüyorum işin açıkçası. Ve Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık basına sahip olmadığını düşünüyorum kesinlikle. Hani bu benim siyasi görüşümle hiçbir alakası yok. Çünkü oraya gelecek herhangi bir insan A Partisi veya B Partisi değil de hani siyaset yapabilmesi gerekiyor. Süreçte gördük ki Davutoğlu'nun herhangi bir şekilde hani bir katkısı yok ve katkısı olmayacağını düşünüyorum. Parti. Peki yine de sorsam. Son 10 seneye bakın. Daha başka neden mi arıyorsunuz? Yani cepheyi. MHP, CHP. Neden birini... daha şansı var? Şimdi AK Parti biraz oyu fazla alır. Bunlar ikisi cepheyi kuracak. Galisyon. Ben AK Parti'ye karşıyım. MHP'liyim. Cepheyle şeyi vuracağım. Ben esas AK Parti'den çoktan beri 12 sene. Yalnız geçen sene vermedim. Bu sene de vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Başka yere bir niyet ettim. Başka yere bir niyet ettim. Kısmet gene Allah'ın yanındadır. Bu seçimlerde Bilecik'te ben daha çok AK Parti'yi görüyorum. Daha şanslı. Sebep olarak başındaki kişinin yani daha çok sevildiğine ve gelen geçen Ahmet Davutoğlu'ndaki gelen kalabalıkla Devlet Bahçeli'nin geldiği kalabalığı kıyaslıyorum. İkisindeki kalabalığa bakarak kendime göre bir düşünce yaptım. Ona göre yani. Geçen küçük MHP'nin şeyinde çok büyük bir kalabalık yoktu. O beni biraz üzdü. Ama AK Parti'nin gelen kalabalıkta bayağı bir kalabalık vardı. Ondan dolayı yani öyle düşünüyorum. Şimdi gibi burada da yine AK Parti'nin alacağını düşünüyorum. Ama başka bir partiler içinde olabilir mi bilmiyorum. Ben kesin bir şey diyemem ama genellikle burada da yine AK Parti'nin alacağını düşünüyorum. AK Parti her zamanki gibi. Daha güçlü ve diktatör olması diye düşünüyorum ben. Kardeşim bu koalisyon var bunda. Koalisyon seçim var. Tek başına iktidar yok bu sene. AK Parti. Sebep? Bir gerçekçiliği var yani yaptığı hizmetler. AK Parti. Sebep olarak bir şey söyleyebilir misin? Yani yaptığı hizmetler iyi gerçekten. Çok bırakma. AK Parti. Aynen. Neden? AK Parti. Neden mi? Yani neden olabilir? Adamlar her şey yapıyor yani. Aynen. Her şey yapıyor. Diğerlerinden konuşuyor, AK Parti yapıyor. Aynen. Yani şimdi şansı görmek değil de normal zaten belli bir parti var, AK Parti. Büyük ihtimalle yine o kazanacak. Temennim onun kazanmaması ama yapacak bir şey yok. Büyük bir insan yani pek şansa demeyelim de birazcık yaşlı insan topluluğu cahiliyet olarak karşılıyorum ben. Bu yüzden büyük ihtimalle AK Parti kazanır. Parti kazanır diyorum. Peki sebep olarak? Sebep olarak yani başta o parti olduğu için herkes o partiye oy veriyor. Diğerlerinin şansı var ama şimdi farklı parti, aynı görüşte iki parti birleşemediği için yine AK Parti'ye kalıyor. Benim daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yaptığı icraatlar, yaptığı şeyler çok daha iyi. O yüzden onları daha önde görüyorum.